Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2017 Bahar Dönem Sonu Sınav Sorularının Çözümü. 1. Hiçbir hasetçi rahat değildir. Rahat değildi. Rahat olmadı değil de rahat değildir. Bir isim cümlesi yani. Bu rahat değildir kelimesi haber olmalı. Hiçbir hasetçi de isim olmalı şeklinde akla geliyor. Değildir dediğine göre bir isim cümlesi. Bir bakalım yani bu bir tanı örnek diyelim. A şıkkı len yesteriha yani len ne işe yarar? Fiilin başına gelir ve fiili gelecek zamanın olumsuzu yapar. Ve işte tekitler yani pekiştirir kimi alimlere göre pekiştirmez. Yani kuvvetlendirir kuvvetlendirmez. Orası ihtilaflı olsa da gelecek zamana fiili hamledeceğinden ecek acaklı olması gerekir mananın. Manaya baktığında hiçbir hasetçi rahat olamayacak demiyor. Değildir diyor. Ecek acak almamış. Len edatının ise ecek acak yapacağını biliyorduk. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. Buradan yola çıkabilirsin. Yani ketebe yektubu len yektube. Değil mi? Fiil çekimi bildiğimize len yektube ne demektir? Asla yazmayacak. Yazmayacak olumsuz ve ecek acaklı ve asla'lı kesinlikle veya kesinlikle yazmayacak. Len yesteriha hasudun. Len yesteriha asla rahat olamayacak hasudun hiçbir hasetçi. Yani mana uymaz ecek acaklı. Lem oldu mu? Yani bunu ketebe yektubunun başına yaz. Lemi ne olur? Ketebe yazdı. Yektubu yazar. Lem yektub yazmadı. Burada yazmadı şeklinde değil de değildir demiş. Sadece edatlardan yola çıkarak bulabilirsin. B bu yüzden olmaz. C şıkkına baktığımızda leyse kullanılmış. Leyse dursun. La da dursun. Lemma'yı bir çözelim. Lemma yesterih. Lemma yektubu. Lemma ne yapar? Hala yazmadı şeklinde çevirir. Hala bakmadı. Hala görmedi. Burada değildir diyor. Yani mana yine uymaz. Çünkü isim cümlesi. Buna göre leyse veya la olması gerekir. İsim cümlesi olduğundan bunu çıkartabilirsin. Leyse el hasudu. Leyse ne yapar? İsim cümlesinin başına gelir. Mübtede haberin başına. El hasudu mahbubun idi. Leyse el hasudu mahbuben olmuş. Mahbub ne demek? Sevimli, sevgili, mutlu demektir. Yani C şıkkı bu yüzden olamayacaktır. Mahbub değildir. Ama la da ise müsterih diyor. Rahat kelimesi kullanılmış. Dolayısıyla bunun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekrar edelim. A şıkkın olmayacağını len'den, B'nin olmayacağını lem'den, D'nin olmayacağını lemma'dan anlayabilirsin. C ve E şıkkına bu şekilde, bu iki şıkka kadar düşürebilirsin. Sadece edatları bilerek. Bu iki şıkka kadar ilerlediğimizde gerisi manaya kalıyor değerli arkadaşlar. Yani mahbub, sevgili, sevimli manasına geldiğini bilirsen ya E şıkkındaki yani şu an C'deki bu kelimeyi bilirsen C'nin olmadığını da anlarsın. Mecburen E'dir dersin. Ya mahbubu bilmesen bile E şıkkına geldiğinde müsterih, Türkçedeki bizim müsterih kelimesi, rahat kelimesi. Bunu, bu manayı çözebilsen demek ki Edirne'ymiş de diyebilirsin. Son iki şık manaya kalmış. B şıkkı yani manaya kalmış ne demek? Bu kelimelerin manasını bilirsen çözersin. Bilmezsen çözme ihtimalin düşük. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gayri munsarif alem yoktur? Gayri munsarif ünitesini kitabın anlatımından daha geniş anlatmaya gayret ettim. Anlaşılır bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Yani bunları çözebilmeniz gerektiğini düşünüyorum bu yüzden. Gayrimusarif sorularının kolay olduğunu düşünüyorum. Genelde öğrencilerin zorlandığı bir konudur. Onu da yani itiraf ederek devam edelim. Ne diyor? Gayrimusarif alem yoktur diyor. Mesela E'den başlayalım. Tevella Ali yubnu ebi talibin. Şimdi Ali kelimesi var mesela. Ali kelimesi gayrimusarif değil.
Ali kelimesinin gayrimusarif olmadığını biliyoruz. Tabi şu an şuraya bir baktığında yani Ali kelimesi gayrimusarif mi değil mi nasıl anlayacaksın? Şu baktığında yazıda anlaşılmaz. Ebi Talip. Ali kelimesi burada merfudur çünkü fail. İbn kelimesi ondan bedeldir. Aynı zamanda muzaftır. Ebi muzafın ileh olur ve aynı zamanda muzaftır. Talip kelimesi de onun muzafın ileyhi olmakta. Talip kelimesini ver mustarif olmadı. Açık talip. Çünkü estre almış, tenvin almış. Ebi kelimesi mecrur zaten. O da demek ki gayrimusarif değil. Talip de gayrimusarif değil. Ali gayrimusarif mi değil mi? Değil. Nereden anladığını yazıda belli mi? O da değil. Bunu daha önceden biliyor olman lazım. Veya Ali kelimesinin sadece alem olduğunu, yanında başka bir özellik taşımadığından, tek özellikle de gayrimusarif olamayacak bir yapıda tek özellik gayrimusarif yapar. O iki şeydir ama. İki tane şey vardı. Neydi onlar? Hatırlarsınız muhtemelen. Elif-i Memdud'u, Elif-i Maksura gibi konular vardı. Bir de Cem-i Tekstil'in Muntehel Cumhur kısmı vardı ama bu onlardan değil. Ali özel isim. Bir özel isim yani bir alemin gayrimusarif olabilmesi için yanında bir ekstra illete daha ihtiyaç olduğunu biliyorsunuz. Ali kelimesi ise o özelliği taşımadığından gayrimusarif değildir. Diyarbakır'a baktığında bena halilullahi İbrahimu. İşte İbrahim kelimesi gayrimusariftir. Bunu nereden anlayabilirsin? Şöyle bir baktığında anlaşılmaz ama İbrahim kelimesini kendi hafızanı yoklarsan bulabilirsin. Mesela kema salleyte ala İbrahimi mi diyorsun? Yok. Kema salleyte ala İbrahim'e. Ala harfi cerdir. Ardından İbrahim kelimesi gelmiştir. Cerelenmet olarak esre taşımıyor. Fetha taşıyor. Neden? Gayrimusariftir çünkü. Evet. Demek ki gayrimusarif bu. C'ye bakalım. Tehaddestüm ma'a ekrame. Ma'nın zarf olduğunu biliyor olman lazım artık. Ekrame. Ekrami değil mesela. Görüyorsun. Ekrami değil. Neden? Çünkü gayrimusariftir. Ma'a onu cer etmiş ama esre değil. Fetha ile etmiştir. Paris. Paris kelimesi bir özel isimdir. İki farklı bir dilden Arapça aktarılmıştır. Bu iki özellikten ötürü nedir? Alem ve başka bir dilden aktarılması gerekçesiyle gayrimusariftir. Gayrimusariftir. Kânet âminetu. Âmine kelimesi müennestir ve özel isimdir. Bu iki gerekçeden ötürü kendisi ne olur? Gayri munsarif olur. Sonuç olarak E şıkkı seçilir. Ali kelimesi gayri munsarif değildir. Peki devam edelim aşağıya doğru. 2 ile 6'ya bakacağız. 2'ye baktığımızda Türkçe doğru çevirisi hangisidir demiş. Karatü ben okudum. Es-safhate. Kitabı okudum. Es-safhatel hamisete vel işrine minel kitabı. Kitaptan 25. sayfayı okudum. Es-safha sayfa demek. El-hamise 5, 20'ne 20. 25 sayfa okudum. Neyden mesela? Gazeteden mi, dergiden mi, kitaptan mı durumu söz konusu olur mu? Minel kitabı kitaptan 25. sayfayı okudum. Kitabın 25. sayfasını okudum. Dolayısıyla bu olmuş olur. 25 kitaptan diyor. 25 kitap değil. Kitaptan 25 sayfa. 20. kitaptan 5 sayfa okudum. 20. kitaptan. Bu da doğru değil. Kitabın 25. sayfasını okudum. C doğrudur. Kitaptan 20 sayfa okudum. 5'i yazmamış. 25 tane kitap okudum. Es-safha kelimesini çevirmedin. Çevreye katmadın. Dolayısıyla C şıkkı olur. 6. İkra ederse ve şrah el-kavaide cümlesindeki 6 sözlü kelimenin tekil nedir? El-kavaid kelimesinin müfredi kaidetundur. 6. Kaidetun kavaid. Kaidun kavaid. Evet şu doğrusunu söylüyorum, yanlışı işaretliyorum. Kaidetun kavaid şeklinde gelir. Bilenler için nedir bu? Cemi mükesserdir ismi failin. Cemi mükesser, kırıkçıl. Kurallar demek. Kaidetun kural, el kavaid kurallar demek.
İkra oku et dersi. Dersi daha ne yap? Veşrah. Şerh et. Açıkla el kavaide kuralları. Veşrah ve işrah. 3. Ma havara el musafirune illa nokta nokta. Hangisi getirilir getirilemez. Bir defa ne getirirsen getir. Esre bir kelime getiremezsin. Hasenin mecrurdur. Mecrur bir kelime getiremezsin. Neden? İlla cer etmez ki buraya mecrur bir kelime getiresin. Sağ tarafta da harfi cer yok. Mecrur bir kelime de yok. Ondan bedeldi, atf beyandı gibi bir şeyler söyleyebilirsin. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla olamaz. Demek hangi sorum azmış? Diyarbakır olamaz. Mesela misafirun diyebilirsin. Mahallara gelmedi. Kim? El misafirune. Misafirler gelmedi. İlla ancak geldi. Misafirun. Bir misafir geldi. Hasenen kelimesi mensup olarak misafirani iki misafir. Misafirler gelmedi. Atıyorum 100 tane gelmedi. 2 tanesi geldi. Veya da hasenun kelimesi kullanılabilir. Yani asla mecrur bir kelime kullanılmaz. Harfi cer olmadığından, muzaf olmadığından olsa kullanabilirsin. Veya mecrur bir mevsuf olmadığından, yani cümlede mecrur bir kelime yok. 4. Ehade fiili başlama ifade etmez. Hangi şıkta? Ehadet ettabibatu yahzurna el müsteşfa. Bu nerede anlarsın? Ehade bir başladı manası taşır, bir de aldı, götürdü manası taşır. İki manayı da verirsen hangisi uyuyor, hangisi uymuyor, deneme yanılma yöntemiyle bunu bulabilirsin. Örneğin, ehade başladı, ettabibatu kadın doktorlar yahzurna gelmeye el müsteşfa hastaneye. Veya ehade aldı, ne aldılar peki? Aldıkları bir şey yok. Demek ki aldı değil yani, başladı diyeceksin. Gitmeye başladı hastaneye. Bursa ehade yine aldı veya başladı. Es-saiku diyelim başladı. Es-saiku sürücü başladı. Es-siyaha turistleri iller methafi müzeye başladı. Bu şekilde yaz. Mantıklı mı? Bir de şunu yaz. Ehade aldı götürdü. Es-saiku sürücü es-siyaha turistleri iller methafi müzeye aldı götürdü. Bu mu daha mantıklı? Hangisi mantıklıysa ona göre seç. Hangisi mantıklı? Başladı değil. Aldı götürdü manası. Demek ki burada başlama ifade etmiyor ehade fiili. Öyleyse aranan şık Bursa'dır. Sonuç fiilin iki fiil iki çeşit mana verirsin. İki manayı da bilmen lazım tabii ki. Başlama manası neydi? Başlama belli zaten. Başladı tamam. Diğer manası neydi yani? Onu da bilirsen iki manayı da denersin. Hangisi uyarsa çözüm odur. Yani neyle alakalı? Manayı bilmekle alakalı. Şimdi ehade fiili burada ne yapmış? Mef'ul almıştır. 7 yine manayla alakalı. Men kim yestecibi cevap verecek? Linushi valideyhi ebeveynlerinin nasihatine. Yes'ad fi hayati. Yes'ad mutlu olmak fi hayati hayatında. Lev şayet yestecib cevap verse kim? Şahıs yok. Veya ma'yı burada ma yestecib ya ida eyyü bunlar uygun değil. Uygun olan mendir. Neden? Şahıs olması gerektiğinden. Men burada müfteda olacaktır. Manayla alakalı diyebiliriz. O bakımdan kolay bir soru olduğunu söyleyemeyiz. Hangisinde cezmetmeyen şart edatı bulunuyor? 8. soru. Nedir o? İdadır. Elmana kelimeleri ezberlemişsek. Cezmedenler şunlar, cezmetmeyenler şunlar. 2 tane cezmeden şu, 1 tane cezmeden bu. O zaman bir sorun kalmaz. Mehma cezmeder etmiş zaten. Tebdülü ne? Sonunda nun olmalıydı. Düşmüş. Men yufşi. Aslında yufşi. Sondaki ille tarifi düşmüş. İle nezere. Burada ise düşen bir şey söz konusu değil. Nezere mazi zaten. Bir şey düşmez ondan. Mete yeburudi. Aslında burada da düşen bir harf vardır. Eyne yek suri. Yek sur cezme olmuştur. Yeburud cezme olmuştur.
Demek ki her birinde cezmedatı mevcut. Cezmeden cezmedatı mevcut, şart edatı mevcut yani. İzah ise cezmetmeyen bir şart edatıdır. En uygun kelime hangisi olabilir? El-karretani tesniyedir. Elif var, merfudur. Elif'in sonunda T var, müennestir. Bu özellikleri gözeterek bir şey yazmamız istenmiştir. O hangi özellikte? Hangi özellikler saydık? Bir daha sayalım. Tesniye, merfu ve müennes. Tamam, şıklarda hangisi bu varsa onu seç. Kilahuma mesela merfudur. Kileyhima diye kilahuma elifle yazılmış. Merfu ama müennes değil. Elif'in sonunda T yok. Kül kelimesi ise tesniye değil. Kiltaya bak, elifle yazılmış. Merfu sağında T var. Müennes. Tamam. Aranan şık demek ki Ceyhan'mış. Diğerleri yanlış. 9 hangisinde diyor şart edatı zaman ifade eder. Şart edatlarının manalarını bilmemiz lazım. Kaç tane cezmeder? İki tanesini cezmeden kaç tane? Bir tane cezmeden kaç tane? Cezmetmeyen kaç tane? Bu özelliklerini bilirsek çok rahat çözebilirsin. Mesela meta nedir? Zaman ifade eder. Biliyor olmamız gerekiyor zaten. Bunu bilmemiz yani 2-3 saniye içerisinde soruyu cevaplamamız demektir. 13 hangisinde bedelül ihtimal vardır? Bedel çeşitleri nelerdi? Birer örnek ile aklımızda tutarsak çözmemiz daha kolay olacak, unutmamız daha zor olur. Necaha ibnuke ahmedu. Necaha başardı, kazandı. İbnuke senin oğlun. Oğlundan maksat ahmedu. Ahmet yani Ali olan, Hüseyin olan oğlundan bahsetmiyor. Encebetini beni şaşırttı, hayret ettirdi. Ne el talibetu. Kız öğrenci. Kız öğrencinin bizzat kendisi mi? Edebuha, edebi. Peki edep kelimesiyle kız aynı şey midir? Değildir. Mesela edepte bir can yokken talip de yani öğrencide bir can vardır. Öğrencide bir akıl varken edepte öyle bir şey yoktur. Talip bir şahısken edep bir şahıs değildir. Peki edep talipten bir parça mıdır? Değildir. Yani ihtimal bir özelliktir. Demek ki aranan bursadır. Ba'a er-raculu el-hakle sülüseha. Ne diyor? Hakl sürüs diyor. Sürüs 3'te 1 demek. Nisf yarısı demek. Bunlar hep ne demek ki? Bedrül Ba'z. Ceyhan ile Diyarbakır. Edirne bak. Ehafe Halidun sadikahu cemal. Sadik yani arkadaş, arkadaşına maksat da cemalen. Cemali kastediyor. Demek ki bu da ne? Bedrül Çüldür. Tıpkı A şıkkında olduğu gibi. Sonuç Bursa'dır. Ona bakalım. İctema el esatizetu nokta nokta nokta. En uygun hangi kelime tamamlayacaktır? İctema iftale. İftal babından mazi fiil. El esatizetu failimiz. Merfu nitekim. Biz artık meful lazım. Mefullerden mensup olacağını unutmuyoruz. Öyle mi acaba? Ne dersiniz? Artık ya öyle olmalı ya da buraya bir ne getiriliyor? Kelimelere baktığımda şu an neyi fark ettim? Tekit getiriliyor. Tekit getireceksen o zaman bu kelimeyi tekit edeceksin. Yani bu kelimenin özelliklerini taşıyor olması gerekir. Bu kelime ne? Merfu. Mesela onu söyleyebiliriz. Bakalım cemi'uha ictema toplandı. El esatizetu öğretmenler cemi'uha onların hepsi. Kulluha onların hepsi. Cemi'ahum onların hepsi. Cemi'uhum onların hepsi. Kullihim demiş. Onların hepsi aşağı yukarı manalar aynı. İş nereye kaldı? İraba ve kullanılan zamire kaldı. Şimdi el esatizetü kelimesi cemi mükesserdir. Baksak müenneslik alameti taşıyordur. Dolayısıyla müennes bir zamir beklenebilir. Ama cemi mükesserler müzekker midir, müennes midir? Bunun kararını verebilmek için onun müfredine inmek gerekir. El esatiz kelimesi müfredi üstazun. Üstazun, üstazane esatiz diye gelir. Dolayısıyla müzekkerdir. Madem ki müzekkerdir, öyleyse müzekker bir kelime seçmemiz gerekecek. Kelimelerin hepsi müzekker. Mühendis diye bir şey yok. O zaman zamirine dikkat edin. Zamiri müzekker olsun. Aynı zamanda çoğul olması gerekecek değil mi? Bu çoğul çünkü. Cemi bir kelime bu. Dolayısıyla cemi bir zamir olması gerekecek. Merfu bir de. Merfuna dikkat etmemiz gerekir. Buna göre aşık olmaz. Ha müennes zamiri. Ve öğretmenler manasında ya, öğretmenlerin aklı vardır. Dolayısıyla müfret müennes hükmü de olamaz yani. A şıkkı yanlış. Merfu olduğunu unutmuyoruz.
B şıkkında da müennes zamir kullanılmış. C şıkkı cemi'a mensup yapıldığından olmaz. Diyarbakır şıkkı cemi'u merfudur tıpkı esatize tu gibi. Bir de hum kullanılmış. Yani hem müzekker hem de cemi zamir. Dolayısıyla da Diyarbakır'da tuttu her şey. Külli mecrurdur. El esatize tu merfudur. Uygun değil yani. E şıkkı olamaz. Demek ki Diyarbakır'mış. Bedelil mutabık yani bedelil kül hangisinde yoktur diyor. Karatu ben okudum er rivayete. Rivayet okudum. Sülüseha üçte birini. Yani bedelil kül olabilir mi artık? Olamaz. Bedelil bazdır. Feyleyletin. Bir gecede diyor rivayetin üçte birini okudum. Bedelil bazdır. Tamamı değil yani. Demek ki diğerleri nedir o zaman? Diğerleri bedelil küldür. Yani farklı şık doğru şıktır. Kâne Ebu Hamid el-Gazali min ekberil ulema. Ebu kelimesinden el-Gazali kelimesi ne yapılır? Bedel yapılır. Üstazdan Ali yapılır, tutuyor. Haleke haleden Hüseyin yapılır. Caruna yani caru komşu merfudur. Ahmedü de ondan bedel yapılır ve hepsi bedelil kül olur. 11 lafzı tekit hangisinde vardır? Hel kul te ente te te sen demek. Ente de sen demek. Ne oldu? Tekit oldu. Nasıl tekit? Lafzı tekit. Lafzın tekrarı söz konusu. Dolayısıyla A şıkkı aranan şıktır. Lafzın tekrarı vardır. 15 şebih bil muzaf türünden bir münada hangisinde yer alıyor? Ya sadikan va'dehu. Burasıdır. Ya mucibe davat değil. E ya samian değil. Hangisidir? Ya sadikan va'dehu'dur. Şebih bil muzaftır. Şebih bil muzafı zamanında anlatabildiğimi yine varsayıyorum. Kitabın dışında örnekler vermiş olmalıyım. Vermediysem ayıp etmişimdir. 16 Ma ekbaha en tunsa hukuku el fukara. Ne diyor? Yukarıdaki cümlede dolaylı tacip üslubuna başvurulmasının sebebi nedir? Dolaylı yani direkt tacip yapılmamış da bir dolaylılık söz konusu. Gerekçesi nedir? Fiilin meçhul olmasıdır. Demiş. Fiil zaten meçhul yani en tunsa değil mi? Nesiye yensa değil de tumsa tumseyu şeklinde nedir? Meçhul bir fiildir. Bu yüzden yani dolaylılık söz konusu olmuştur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde taaccüp sıgası yoktur? Ma ecmelu, ma ahsana, ma akbaha ehsin bi, eşdid bi. Acaba hangisi? Ma ecmelu olmaz. Ma ecmele olacak. Sonunca feta olacaktı. Lam zammeli olduğundan yanlıştır. 17 nokta nokta el en uygun şekilde tamamlayan nida harfi hangisi olabilir? Ya el ya eyyetuha el neden acaba? Bir düşünelim. Neden böyle olabilir? Neden ya eyyetuha demiş? Eyyuha, ya eyyuha, eya demiş. Çeşitli şeyler kullanmış. El kelimesi marifedir. Ya eyyetuha el şeklinde doğru kullanıma sahiptir. 19 ve 20. Zıt anlamı hangisidir? Daha önceden ezberlediysek bunun seri'a kelimesi olduğunu bilebiliriz. Seri'a hızlı demektir. Demek ki badi'e yavaş olmalı. Hangisi müfret alem değildir? Ya Zeydani var, ya Talibat var vesaire devam ediyor. Müfret alemden maksat neydi? Müfret tesniye cemi değil de muzaf ve şibih muzaf olmamak idi. Bunu da yalnızca Bursa şıkkında görmekteyiz.